Bugün size en basit vitello tonnato tarif paylaşıyorum. Yani bu pratik olarak da olmak istiyorum. Burada dana noir var. Üzerinde karabiber ve tuz ekliyorum. Korkma çünkü gerçekten biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Düşün, İtalya'da kaç tane tarifler bu dana noir tuzda pişiyorlar. Sadece dışarıda lezzet olacak. Burada biber biraz daha geniş kesiyorum. Burada bütün kezme tatası üzerinde tuz ve karabiber alıyorum. Burada havuçlar var. Bu havuçlarda ben sadece lezzet ve koku bırakmak için kullanıyorum. O için de büyük parça kesiyorum. Bu da rozmeri var. Rozmeri aşağıda koyuyorum. Bizim dana rostu koyuyorum. Biraz da üzerinde rozmeri koyuyorum ve biraz da zeytinyağı ekliyorum. Böyle bir dana rostu pişirme hakkında iki tane farklı yöntem var. Az zaman varsa 220 derece pişiyorsunuz ve 25-30 dakikadan sonra çıkartacaksınız. Soğutma bekliyorsunuz, ondan sonra kesiyoruz. İkinci yöntem biraz da yöresel ve biraz da uzun. 120 derece fırında atıyorsunuz ve 2 saat pişiyorsunuz. İçeride pembe kalıyor, çok güzeldir ama bazen o kadar zaman yok. Şu anda ben sıcak fırında koyuyorum, hızlı yağlı yapıyorum. Yani 220 derece 25-30 dakika pişireceğim. Fırında attık. Biraz zaman var. Ben bu çeviriyorum ve sos yapıyorum. Ton balık var. Ton balıktan yağ da çıkarttım. Ve burada böyle 50 gram kapari var. Ben 40 gram alıyorum. 10 gram kalsın dekor olarak da sonra kullanıyorum. Ve bu ince ince kesiyorum bıçak ile. Ve burada 150 gram mayonez var. Bu mayonez şimdi 100 gram koyuyorum. Ondan sonra kıvama göre, şu bazen ton balık biraz da yağlı, eklerim ihtiyaç varsa. Şu anda tadına bakıyorum. Bazen tuz veya karabiber ekstra ihtiyaç var. Bir tık daha tuz ihtiyaç var. Temiz bir kaşık ile karıştırıyorum. Ve şu anda bu sos dolaba gidiyor. Ne zaman bizim dana noir pişmiş olacak, kezeriz ve bu sos ile sunum yapıyoruz. Bizim eti güzel pişmiş. Şu anda soğumaya kadar biraz beklemesi lazım. Ben arasında sos alıyorum ve tabaklayacağım. Bizim dana rosto soğudu ve şu anda ince dilimler kesiyorum. Önce ilk dilim kesiyorum. Tamamen böyle. Ortasında pembe rengi ve pişmiş. Bu kadar şu anda yeter. Şimdi burada tabakta sunuyorum. Ve şu anda bezin sos koyuyorum. Ben iki tane kaşık ile kendi yardım ediyorum. Yeter. Şimdi biraz üzerinde kapri ekliyorum. Ve ben her zaman da rostodan kalan sosu biraz
ekstra bir lezzet vermek için kaç tane damla eklemek seviyorum. Benim vitello tonnato hazır. Buon appetito!